sen bakıyorsunuz. Bir sus, ben daha tıkandım. Boş boş konuşma lan. Sen kaç dakika oldu sen çaldın? Neredesiniz? Ders başladı. Hızlıca gel bana. Hocam tıkandım. Hocam şunlar kim yapıyorsunuz? Sürekli üstünden yaptım ben. Hocam. Atakan Kulaç, şu an Atakan Kulaç, şu an Atakan Kulaç, şu an Atakan Kulaç, siz gençler, siz dersiniz var hocam, hadi size dersiniz. Hocam çabuk söyle. Teşekkür ederim. Gençler gelin, buyurun oturun. Ben çıkayım. Evet, çıkabilirsin, teşekkür ederim. Gençler niçin burada olduğunuzu biliyorsunuz. Okul sınırları içinde o illeti kullandığınız için disipline gideceksiniz. Ayrıca ailenize para cezası uygulanacak. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla hocam, biz alıştık disipline gitmeye. Ceza, para cezasını zaten öyle böyle bir şekilde hallediyoruz biz. Ailemize gerek kalmadı. Bize diyorsunuz yani para cezası, şu ceza, bu ceza. Hocam biz artık cezaları filan biliyoruz, zararları da biliyoruz. Bize bırakmamız için hiç kimse bir yardımda bulunmalıyken teşvik etmediler ki bize. Öyleyse ben de size ilk teşvik olarak şu anki disiplin cezanızın uygulamasını erteletmeyeceğim. Anlaştık mı? Ve söylediğiniz konularla ilgili idareyle görüşeceğim. Ayrıca alenkar terapi yöntemi var. Bununla ilgili Milli Eğitim'e bir proje sunalım. Onlar da sizi bu şekilde yönlendirsinler. Anlaştık mı gençler? Anlaştık. Bakın unutmayın, söz verdiniz ve ben de bu disiplin cezanızı ertelettireceğim. Arkadaşıma yaklaşamıyordum. Yanımda giremiyordum. Merdivenlerde yan yana çıkarken o bu şekline rağmen benden hızlı çıkıyordu. Ben arkasında tıkanarak çıkıyordum. Ha şimdi nasılsınız? Çok güzeliz. Hocamız da sözünde durdu. Performans notlarımızı da yüksek şu anda. Hocamız sayesinde 100 gibi performans. Değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Şimdi bu illeti benim arkadaşlarım yani şimdi anlatan arkadaşım da dahil bıraktılar illeti. Ben çok memnunum. Onlar kendisi daha da çok memnun. Çünkü koku var. Yani ben tiksiniyordum. Bir kere şöyle bir durum daha var. Çok iyi bir şey. Bu illete verdikleri parayı biriktirdiler. Ve çok da güzel şeyler aldılar kendilerine. Yani sportif anlamda kullanabileceği şeyler veya mağazada teknolojik ürünler falan mesela. Yani öyle değil mi? Evet. O illeti kullanırken önceden yemek yerken hiç tad alamazdım. Ama şimdi o illeti bıraktım. Şimdi yemeklerden tad alabiliyorum. Bence o illeti bırakmamız. Evet arkadaşlar. 2 ay zor bir süreç. Onlar da tabii ki başta zorlandılar ama en sonunda başardılar. Sizin disiplin işlemlerinizi ertelemek istiyorum ben. Ama bunun karşılığında diyorum ki söz verin. Siz de o illeti bırakın. Sağlıklı bir yaşama ilk adımı burada atmış olun. Söz verebilecek misiniz? Hocam ben de arkadaşlarım gibi güzel günler için o illeti bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben de bundan gelen her şeyi yapmaya söz veririm. Sağ olun gerçekten. Sağ olun hocam. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sihat gibi. Kanuni Sultan Süleyman.